Şemüney, Gazi.nin hayatı. Şemüney Gazi Hazretlerinin doğum ve vefat tarihleri hakkında kayıtlarda kesin bir bilgi yoktur. Hazreti İsa'dan aleyhisselam sonra dünyaya geldiği ve onun havarilerinden olduğu rivayet edilmektedir. Alemlere rahmet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bir gün İsrailoğullarından bir kişiyi anlatmıştı. Bu zat ki o Şemüney Gezi'dir, binaallah yolunda silah kuşanarak cihad etmiş, gecelerini de ibadetle geçirmişti. Müslümanlar, hayretler içinde kalarak ona gipte ettiler. Keşke bizim ömrümüz de onunki gibi uzun olsaydı da, biz de din uğruna Allah için cihad etseydik, dediler. Bunun üzerine Allah Teala, ümmeti Muhammed'e olan lütuf ve merhametini beyan etmek üzere Kadir suresini inzal edip, size Kur'an'ın indirildiği Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, buyurdu. El-Vahidi, Kitab-ül Megazi, S. 486. Tarihi kaynaklarda onunla ilgili şu özet bilgilerle karşılaşmaktayız. Rum beldelerinden bir beldede, ismine Şemün bin Mesih denilen bir zat vardı. Bu zat, İncil ehlindendi. Annesi onu Allah yolunda hizmet etmesi için nezretmişti. Kavmi putlara tapıyordu. Şemün'ün evi şehrinden uzak bir yerdeydi. Şemün, Allah Teala'yı inkar eden, putlara tapan sapık kavmi ile cihad edip onları Allah'a imana çağırıyordu. Tek başına yaptığı mücadelelerde, savaşlarda çok ganimet elde ediyordu. Savaşırken, susadığı zaman Allah onun için bir taştan gayet leziz bir su akıtırdı. Bu su, o içip kanasıya kadar akardı. Kendisine büyük bir güç ve kuvvet verilmişti. Hakkında kaynaklarda geçen diğer bir hikaye şöyledir. Şemüney Gazi'yi hangi bağ ile bağlasalar o bağı kırıp kurtulurdu. İman etmeyenlere karşı Allah yolunda cihad ederdi, inanmayanlar onun karşısında aciz kalmışlardı. Bu halden kurtulmak için bir hile ile çare arıyorlardı. İndukları beldenin hakimi, Şemün'ün hanımına haber gönderip, eğer kocanı öldürmede bize yardımcı olursan, seni kendime alıp istediğin her şeye kavuştururum, dedi. Kadın buna aldandı ve, size nasıl yardımcı olur ime, diye sordu. O da, gece uyurken onu iple iyice bağla ve bize haber ver, dedi. Kadın bu teklifi kabul etti. Bir gece Şemün uyurken onu sağlam bir iple sıkıca bağladı. Şemün sabahleyin uyanıp kendisinin bağlandığını görünce hanıma bunu niye yaptığını sordu. O, senin çok kuvvetli olduğunu, seni bağlayan her ipi koparacağını söylerdin. Kuvvetini denemek için yaptım bunu, dedi. Şemün ses çıkarmadı. Gerildi ve bütün ipleri kırdı. Kadın yaptığı işte başarısız kaldığını şehrin hakimine bildirdi. Onlar bu defa zincir gönderdiler. Onunla bağlamasını tembihlediler. Kadın Şemün'ü bu defa zincirle bağladı. Şemün uyanınca bu defa zincirleri bir hamlede dağıttı. Karısına bunun için yaptığını sorunca, Şemün neyle bağlanırsa bağlansın hepsini kırar diye duymuştum. Onun için denedim, dedi. Şemün, doğrudur, diye cevap verdi ve ilave etti, ben ancak kendi saçımın teliyle bağlanırsam onu kıramam, dedi. Kadın bunu öğrenince, bir gecede onun ellerini ve ayaklarını saçından aldığı kıllarla bağladı. Sabahleyin, uyanınca, Şemün bunları kıramadı. Kadın durumu şehrin hakimine bildirdi. Askerleri gelip onu şehrin hakiminin huzuruna götürdüler. Şehrin kralı, 4 sütun üzerine inşa edilmiş bir köşkte oturuyordu. Halkı, sarayının önüne topladı. Şemün'ün asılması için dar ağacı kurdurdu. Orada asılmasını emretti. Askerler onu, elleri kendi saçının kıllarıyla bağlı olarak dar ağacının önüne getirdiler. Büyük bir kalabalık taş kesilmiş bu. Ezeli düşmanlarının asılacağını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Şemün, yağlı ip boğazına geçirilmeden, dar ağacına baktı ve tebessüm ederek, gözlerini yumup, sessiz bir şekilde Allah Teala'ya şu duada bulundu, ya Rabbi, dünyada yaşamayı, senin yolunda kafirler ile cihad etmek için isterim. Eğer bu isteğim kalpten ve samimi ise, duamı kabul buyur ve beni kurtar. Senin yolunda, cengime cihadıma devam edeyim. Değilse zaten sana geliyorum, bundan sürur ve mutluluk duyarım. Şemün'ün bu duasından sonra bir melek geldi, ellerini ve ayaklarını çözdü. Bunun üzerine Şemün şehrin
Hakiminin sarayını avuçladığı gibi kendisinin asılmasını seyre gelen halkın üzerine savurdu. Böylece hem azılı, düşmanı kral hem de halkı ortadan kaldırdı. Evine dönünce de kendisine ihanet eden kadını cezalandırdı. Bundan sonra da yine gazalarına devam etti. Vadesi gelince de her fani gibi vefat etti. Kabrinin bulunduğu dağda kendisinin bir de su kuyusu vardı. Son devrin büyük velilerinden Sultan Baba Kıssas ismiyle maruf Sultanul Arif'in İhsan Tam Güney Kıssas. Hz.'lerinin himmetleriyle bugünkü haline getirilen bu mübarek mekan, çevre halkının yoğun ilgisiyle halen ziyaret edilmektedir. Allah Teala Celle Celalü bu mübarek zatın izinde yaşayıp, ahirette şefaatine nail olabilmeyi nasip eylesin. Emeği geçen herkesten Rabbim hoşnut ve razı olsun. Ruhu için, rızağın, El Fatiha. Bu arada, Şakir Üzümcü kanalına abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.